1992 Adana Seyhan doğumluyum. Aslen Mardin Nusaybinliyim. İlkokuldan lise 2'ye kadar yaşamımı Adana'da sürdürdüm. Daha sonrasında tekrardan Mardin Nusaybin'e ailemle birlikte göçtüm. Liseyi orada bitirdim. Sonrasında üniversite sınavlarına hazırlanıp önce Karabük Üniversitesi'nde Besyo bölümüne yerleştim. Ondan sonra da oradaki yaşadığımız birçok olumsuz olaydan dolayı Aydın Üniversitesi'ne geçiş yapmak zorunda kaldım. Mücadeleye ben daha bebekken başlamışım. Oradaki yaşama tutunmayla başlamışım aslında. Faili meçhul cinayette öldürülen Mehmet Sincar yakın akrabamızdır. Adana'dan annemle birlikte cenazeye katılım göstermişiz. Orada o gün cenaze evinde birçok yaşananları herkes biliyordur zaten. Ben sadece cenaze esnasındaki olayı anlatacağım. Annemlerin anlattığı kadarıyla. Damda uyutmuş beni. Orada o dönem bulunan birçok milletvekilimiz, Leyla Zana, Orhan Doğan, Ahmet Türk, onlara yönelik bir saldırı gerçekleştirmek istemişler. Eve, cenaze evine bomba atılıyor ve bomba tam benim uyuduğum yere düşüyor. Sol tarafımda komple şarapnel parçaları var. Hala vücudumda taşıyorum. Vücudumda inanılmaz derecede bir ağırlık yapıyor bunlar. Tabii o dönem saldırıdan hemen sonra annem yana yakıla doktor hastane ararken bütün hastane kapılarının kapandığını, hiçbir ambulansın gelmediğini, hiçbir yaralarıma müdahale edilmediğini söylüyor. Hatta çok ciddi yara izleri vardır vücudumda. Çünkü sonrasında kuru kuru dikilmiş oradaki yaralar. Onu da amcam dikiyordu doktor olduğundan dolayı. Öyle bir süreç gerçekleşiyor. Yani hani mücadeleye gerçekten herhalde bütün Kürtler gibi ben de çocukluğumdan, doğduğum andan itibaren başlamışım. Öyle bir süreç yaşandı. Aslında ortaya güzel şeyler çıkıyor. Çok güzel şeyler çıkıyor. Bir kere adı Yeşil Sol Parti yani. Hani böyle Yeşil Sol Parti deyince bile insanlarda bir tebessüm oluşuyor. Şimdi biz Yeşil Sol Parti'yi insanlara anlatınca işte kadının partisi, gençliğin partisi, çocukların, emeklilerin, emekçinin partisi, ekolojinin, doğanın partisi deyince insanları can evinden vurmuş oluyoruz yani. Hani onlara başka seçenek bulamıyoruz. Çünkü Aydın'da çok ciddi bir ekolojik problem var. Çok ciddi bir JES problemi var. Aydın'ın inciri ve zeytini tehlike altında ve biz parti olarak bunlar hakkında neler yaptığımızı söylediğimizde insanların gözlerinde bir ışıltı görüyoruz yani hani bize inansınlar, biz Aydın için en güzelini yapmaya, en iyisini yapmaya, buradaki insanları bu jestten, bu berbat kokudan kurtarmak için elimizden geleni yapacağımıza mücadele, zaten mücadele veriyoruz bu yönde. Hani normal yaşayan olarak da mücadele veriyoruz. Çünkü Aydın hepimizin yani burada yaşıyoruz. Bu anlamda elimizden geleni yapacağımıza inansınlar. Aydınlılara söylemek istediğim, Aydın çok ciddi bir tehlike altında. Yerdeki karıncasından nefes alan insana kadar bu birçok ekokurumun da yaşandığı jestlerle birlikte inanılmaz derecede bir tehlike altında. Aydınlılara söylemek istediğim, Yeşil Sol Parti olarak, kadınların partisi olarak lütfen sesimize ses versinler. Söylediklerimize kulak versinler. Çünkü biz gerçekten ciddi şeyler söylüyoruz. İnsan yaşamı için, insan hakları için, tarım işçileri için, bütün emekçiler, çalışanlar için çok güzel şeyler söylüyoruz. Sesimize ses olsunlar, kulak versinler. Çok ciddi bir ekonomik kriz eşiğindeyiz. Buradaki bütün esnaflar, bütün insanlar, pazarda çalışan arkadaşlar, herkes çok ciddi bir şikayet halinde. Hepimiz bunun farkındayız. Biz Yeşil Sol Parti olarak bunların çalışmalarını sürdürüyoruz, projelerimiz var. Bunların hepsini hayata geçirebilme gücümüz olacağına inanıyorum. Ama tabii ki bize destek verirseniz, Yeşil Sol Parti'nin milletvekili sayısını arttırma yönünde bir çalışma sürdürürseniz olay bambaşka yere gidecek. Olay demokratikleşen cumhuriyetin temellerini atma yolunda Yeşil Sol Parti buradaki özne haline gelecek. Öznedir zaten. Arkadaşlar lütfen bunlara dikkat etsinler. Aydın halkı buna dikkat etsin. Buradaki birçok kararın
karar mercisi, karar noktası bizler olacağız. Yeşil Sol Parti olacağız. O yüzden herkesten, özellikle kadınlardan, gençlerden destek bekliyoruz. Nasıl ben 2015'te o yaralı halde buraya gelip benim bağırlarıma bastıklarında o sıcaklığı gösterdilerse, bugün de ben inanıyorum ki buradan iki kadın adayı Aydın'ın sesi olmaya Ankara'ya göndereceklerine inanıyorum. Teşekkür ederim.